Bugün fırınlanmış kabak çorbası yapacağız. Evet, hepiniz hoş geldiniz. Bazılarınızın hatırlayacağı üzere glutensiz bir lazanya yapmıştık. Glutensiz lazanya videosumuzu burada bulabilirsiniz. Glutensiz lazanya yaparken de butternut squash, yani bir kış kabağı, yani bal kabağının akrabası diyebiliriz. Bu aralarda bal kabağı çorbası yapmak oldukça popüler ama ben farklı bir yorum gelsin diye hem de diğer çekimden elimizde 1 kilo kış kabağı vardı. Yarım kilosunu lazanyada kullandım. Yarım kilo da böyle kaldı elimde. Evet, bal kabağını önce soymuştuk. Ondan sonra içinin çekirdeklerini falan temizlemiştik. Sonra da dilim dilim hazır hale getirmiştik. O çekimden kalan dilim dilim bal kabaklarını şimdi çorba yapmakta kullanacağız. Tuz, karabiber. Bu arada fırının arkada 200 derecede üflemeli de, ve zeytinyağı. Güzelce fırında közleyeceğiz kabakları. Bunu böyle bir karıştıracağım ama ellerim pislenmeden. Fırın tepsim, bir yağlı kağıt. Kabağı fırınlarken aynı zamanda da soğan ve sarımsağı da bunlarla beraber fırına vereceğim. Ve hepsi beraber çok güzel közlenmiş olacaklar. Sonra hepsini bir blender'a atacağım. Blender'ı çekeceğim ve kabak çorbası hazır olmuş olacak. Eller kirlenmeden soğanı da ortadan ikiye kestim. Kabuğuyla atacağım ha. Bunu da böyle kestim. Fırınlanmaya hazır hale getirdim. Artık elleri kirletebiliriz. Güzelce kabağın her tarafını yağ ile kapladım. Ben genel olarak sebze çorbalarını fırınlanmış çok seviyorum. Çünkü böyle fırında pişirdiğiniz zaman çevresinde karamellenme oluyor ve o karamel tadı çok güzel şekilde çorbaya geçiyor. Şimdi bunları böyle güzelce tepsiye aldım. Kabın altında kalan zeytinyağıyla böyle sarımsağı, çok güzel, ellerim de yağlı, sarımsağı da aynı işlemi soğana da yapıyorum. Bunları hep yüzüstü koyuyorum. Kabukları dışarı gelecek. Çünkü en sonunda kabukları yandıktan sonra bu karamel kokusu bunlara geçecek. Ve içlerinden etlerini alıp devam edeceğiz. Ve artık bunlar fırına girmeye hazır. Bir fırına atalım bakalım neler olacak. Evet, yarım saatin sonunda ben kontrol ettim. Yalan söylemeyeceğim. Çatalı bastığım gibi ezilebilmesi lazım. Hemen kontrol edelim. Mis. Mis gibi. Artık size söz verdiğim gibi bunu blender'ın içine değil, blender'a bunu yaklaştırırsak daha kolay olur. Böyle içine doğru efendim atıyoruz. Şimdi bakalım. Soğanın kabuğu ayrıldı. Soğan çok güzel, yumuşacık. Bak, yumuşacık soğan. Sarımsakla alakalı şöyle bir şey, bakalım deneyelim böyle çıkacak mı diye. Yok, böyle olmuyor. Ben yine yanmaz ellerimle sizin için sarımsağı içine atıyorum. Uf! Göremedin değil mi? Ya ne oldu biliyor musunuz? Bunu bir çektim. Bütün bak sarımsaklar şekli, bari yakından göster abi. Şu sarımsaklar böyle içinden hop bidik diye çıkıverdi. Neyse, başka bir gün başka bir videoda inşallah tekrar göstereceğiz. Evet, bunu koydum. Kapağını kapattım. Şimdi bunu çorba kıvamına getirmek için içine biraz likit eklememiz lazım. Benim burada Duygu tutturdu. Bu süt de süt, süt de süt. Ben süt koymayacağım. İsterseniz sütle yapabilirsiniz. Duygu haksız değil. Ama benim burada tavuk suyum var. Çorbada kemik suyu, tavuk suyu, sebze suyu kullanabilirsiniz. Ya da çok basit şekilde bunları yapmakla uğraşmak istemiyorsanız bir tablet bülyonla bunu çözebilirsiniz. Benim elimde bir 500 mililitre kadar tavuk suyu var. Bir yarısını koyacağım öncelikle. Evet, bir tadına bakalım. Öncelikle üf abi, bu arada çok güzel, aşırı kıvamı mükemmel durumda şu anda. Ahmet'le öve öve bitiremedik çorbayı. Bir de tadına bakalım. Ne eklenmesi lazım? Tuz, tatlı, ekşi. Abi. Abi. İnanılmaz. Hiçbir şey konmasına gerek yok. Söyleyeyim. Yani
400 mililitre kadar. Ne yaptık? Bir tane orta boy soğan, bir tane bir baş sarımsak, aynı zamanda da 500 gram da butternut squash, yani kış kabağı kullandık. Bunun içine bence çok güzel nötr bir aroma, çok az biraz tatlandırmak için, bu işin fantezi tarafı, çok az bal koydum içine. İşin şanındandır. Şöyle bir yemek kaşığı tereyağı da içine koyuyorum. Hiç öyle blend falan etmiyorum. Artık bunun servisini yapmaya hazırım. Bu arada kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, bildirimleri açmayı, Instagram ve Facebook'ta bizi takip etmeyi unutmayın. Bu domatesi şöyle doğrayalım. Şöyle. Evet. Valla tadına baktığım için çok fazla söyleyeceğim bir şey yok. Gelsin Duygu söylesin. Ben çok güveniyorum yaptığıma. Buyurun Duygu şefim. Yani ben çok çorba sevmediğim için şey yaptım. Tamam işte o yüzden bir kaseyi paylaşırız diye düşündüm. Evet buyurun. Bu da bir havuçla süt görmek isterdim. Anladım. Baktım. Bela ya. Bela gerçekten. Ama Allah'tan güzel olmuş. Gerçekten vallahi billahi psikolojim bozuldu ya. Yemin ediyorum psikolojim bozuldu ya. Böyle bir şey olabilir mi? Ben bir domatesinden alalım da bari. Güzel ya, vallahi güzel. Çok iyi abi. Herhalde baldan dolayı. Ondan dolayı mı? Ya süt biraz daha tatlılaştırır diye ben süt dedim ama onun yerine bal olmuş yani. Aha. Tamam. Çok güzel bir yorum oldu, teşekkürler. 5 veriyorum. 5 üzerinden. Oh. O zaman görüşmek üzere. Değil mi Duygu? Görüşmek üzere. Bir dans mas bir şeyler yap. Hayır hayır hayır. Ya. O zaman görüşmek üzere efendim. Buna nereden vardığımızı merak ederseniz lazanya videomuzu da, yani glutensiz lazanya videomuzu da izlemeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Kokulu öpücük. Efendim görüşürüz.